Yüksek Sanat hoş geldiniz. Dün çok kızdım da onun acısını şimdi çıkarmak istiyorum. Siyah beyaz aşk dizisine tepki vereceğiz. Çünkü Kızılcık Şerbeti'nde bütün kadına şiddet kısımlarını çıkarmışlar. Hiçbir şey kalmadı geriye. O yüzden şimdi Siyah Beyaz Aşk'ı izleyeceğiz. Dizi bunu anlatmak için yapılmış. Aklıma da başka. Aslında diğer tüm Türk dizileri böyle. Biraz sıkıcı aslında. Kısır bir konu bence bu ama farklı işleniyor mu diyeyim. Çok da öyle değil aslında. Neyse bir bakalım neymiş. Ben izlemedim hepsini. Sadece şeylerden yani bazı sahneleri biliyorum. Ya, çıkar mı acaba onlar bilmiyorum. Evet. Nasıl kadar? Ben kabir galiba. Sen kimsin? Tövbe. Baskın'la! Aa! Ne? Yoklar! Kimse yok. Şahinci Galin adamısın sen değil mi? Hatırladın mı beni? Ne yaptın kız? Hayır. Naci Şahan. Öldü o. Onu sen öldürdün. Sana yemin ediyorum bak elimden geleni yaptım ben. Hiçbir şey yapmadın. Ne? Ya tabii ki kurtaracak hadi. Sana dedim Ferhat. Sakın ne? Gitme. Üşürüm. Düşerim. Aa. Çok üşüyorum. Bizi kurtarmaya geldi. Yani zaten bunların nasıl bir ilişkisi var çözemedim. Kaç. Şimdi iyi bir insan. Kaç git bak genceciksin. Kaç yakacak seni öldürecek kaç. Kaç git çocuğum kaç. Şimdi bitir de git. kurtardı sen. Ne oldu az önce ya? Yapma. Kurtardı mı şimdi ne oldu? Kaç git dedin kendin sarılıyorsun ya. Aa, gerçekten nasıl bir ilişkileri var çözemiyorum. Yani silah nereden çıktı bir kere? yani bunu bence sorgulayın. Bu Gülsüm'ün hikayesini biliyor muydun? Ne de olsa benden çok dertleşiyorsun ya Gülsüm. Yok hayırdır yani sen ne gülüyorsun ki şimdi? Ha? Söyle. Aa. Söyle komik bir şey varsa biz de gülelim. Ağlanacak halime gülüyorum. Oldu mu? Söylesem de gülmezsin ki zaten. Komik bir şey söylesem de gülmezsin. Gülmeyi bilmiyorsun çünkü. Trip trip. Doğrudur. Doğrudur benim için sıkıntı yok. Sen şimdi lafı uzatma da soruma cevap ver. Ay yalnız var ya. Ay şu tip erkek. Tripleri yani maço şeyleri hiç çekilmiyor. Ay, hiç sevmem. Gülsüm'ü de ben doğurttum. Zaten söyledim bunu sana. İş işten geçtikten sonra değil mi? Evet iş işten geçmişti. Doktor. O kız kalorifer dairesinde doğurmaya çalışırken, ızdırap çekerken birinin onu doğurtması gerekiyordu. Sen neredeydin? İnsanlar senin gözünün içine bir cümle için bakarken sen neredeydin? Ben onlar için kendimi ateşe attım. Ne yaşadınız? Ben onlar için kendimi ateşe attım, ateşe! Ama sen bunu anlayamazsın. Anlatsaydın anlardım biliyor musun? Acını da paylaşırdım. Hata, hata. Ama sen hep kaçmayı tercih ettin. Seni hiç seven mi? İnsanların hayatında o kadar yoksun ki. O kadar uzaksın, o kadar mesafelisin ki. Tek bildiğin bitmek tükenmek bilmeyen öfkeni boğazımıza dizip hesap sormak. Ne bekliyorsun ki? Bilmemen ayıp değil ki. Sen öğrenmeyi seçmiyorsun. Sorun da bu. Yaralı bir hayvan gibi sana yardım etmeye uzanan bütün elleri ısırmaya çalışıyorsun sen. Abidin'le Gülsün evlenmeyecek. Anladın mı? Abidin'le Gülsün evlenmeyecek! Nokta! Ne oldu? Zeki Ferhat Aslan istemediğin bir şey oldu şimdi ahkam mı kesiyorsun? Evlenmeyecekler diye apar topar sen ne yaptın bana? Ha? Sen bana ne yaptın? Bütün drama ortaya döküldü. Anladın mı? Korkmuyor gibisin be ya. Ne Ay. İstiyorsun benden? Eyvah. Ne? Ne söyleyeceksen söyle. Çok sık bir ilişki bu. Bırak. Birisi bırakması lazım onu bırakmıyorlar. Ben sana söyleyeyim mi? Senin ne söyleyeceğini ben sana söyleyeyim mi? Ben karanlığım. Ben bataklığım. Ben çirkinim. Ben dedim evet. Ama sen bunu kabul etmeyi seçtin. Seçmedin mi? Neden?
Çünkü böylesi daha kolay değil mi? En basiti bu. 12 yaşında bir insanın canını almış olabilirsin. Hayat seni ummadığın bir yere sürüklemiş olabilir. Ne? Hepsi benim kabulümdü. Ama sen oradan çıkmak istedin mi hiç? Ben sana söyleyeyim, hayır. Hayır! Yapmadın! Karanlık senin sıkıştığın bir yer değil. Sen bile isteye seçiyorsun oraya saklanmayı, sığınmayı. Neden? Çünkü kendini orada daha kuvvetli hissediyorsun. Hatta bu hayatta kendini tek kuvvetli hissettiğin yer orası. Yalan mı? Karanlık değil de korku olabilir. Ve ben bunların hepsini senin gözünün içine baka baka gördüm. Kaç kızım, kaç. Ne yaptım ben biliyor musun? Liseden sonra bütün arkadaşlarım gitti, evlendi. Birçoğu gitti, 2 sene sonra anasının hırkasını giydi, bir köşeye oturdu. Öyle yaşadı. Ben üniversitedeki abilerimin, ablalarımın kitaplarını aldım. Kullanılmış kitaplarını. Hepsini sildim, sildim, sildim. Tekrar yazdım. Senin bu hayatta silip yeniden yazmaya cesaretin var mı Ferhat? Eline silgi alıp yeniden silmeye. Kalemi alıp yeniden yazmaya. Ben sana söyleyeyim. Yok. Senin benim gözümün içine bakıp 2 kelimeyi bir araya getirmeye cesaretin yoktu. Onun arkasında durmaya cesaretin yok. Yok. Yok! Anladın mı? Yok! Bırak! Bırak! Bıraktın zaten! Bırak! Şu anlattığından önceden bir ilişkisi varmış, bırakmış gibi bir şey. İşte dedim toksik. Şimdi öpüşüyorlar. Ah kızım, ah kızım. Her şeyi anlat bana. Sinan anlatamam. Niye anlatacak? Çok özür dilerim. Sinan kim? Anlatabilsem anlatır. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ferhat. Ya bir konuşuyoruz müsaade. Ben sana izin verdim mi? Ya. Ferhat bu mu? Yapma. İzin al. Sakin ol. Sinan. Yat lan. Hört lan. Sinan yapma. Sinan hayır. Lan ne oldu lan? Yapma yapma Sinan. Lan velet. Gebertirim lan seni. Gebe. Düdüm lan beni. Ne oldu ya? Bu nasıl çağırdın? Ne oldu çağırdın? Bir şey olmadı be. Evet, yaşadık, yaşadın lan bu. Artık evden dışarı çıkmak yok. Bundan sonra gözüm, nefesim senin üzerinde olacak, duydun mu beni? Ben istemeden bir daha nefes bile almayacaksın. Konuş demeden bile konuşmayacaksın. Elini ver. Konuş demeden bir daha konuşmak yok, duydun mu beni? Hadi konuş, yiyorsa konuş. Konuşsana. Bir daha konuşsana. Konuş demeden bir daha düşünmek yok, tamam mı? Düşünmek yok. Senin yerine de ben düşüneceğim. Senin yerine de ben düşüneceğim. Ben. Sen manyak mısın? Bana yaşarken öl diyorsun. Bu ne ya? Lan benim soyadımı taşıyorsun lan! Duydun mu beni? Benim soyadımı taşıyorsun. Benim. Evli bir kadınsın artık. Yalan, dolan da olsa buna izin verme. Adıma leke geçirtmem. Yatağın altında neden var bilmiyorum. Anladın mı beni? Eyvah. Her şu içinde hem siyah hem beyaz vardır. Ne kadar beyazsan siyaha o kadar yakınsındır. Asla karıncayı incitmem dersin. Oysa bir göz kırpımı kadardır elini kalan olamak. Ve bir seçimdir iyi ya da kötü olmak. Fatih! Vursana! Manyak! Ne yapıyorsun? Bırak elimi bırak! Ay. İstemiyor musun beni? Gözümü kararttıracağım. Gözünü kararttıysan bitireceksin doktor. Acımak yok hadi. Hadi! Doktormuş. Korkma. Hadi. Dur şimdi. Hadi. Yapma. Aman ya. Hadi. Yapma bırak. Yalvarırım bırak derim sana bırak. İzlerken kahroldum yapma. Allah kahretsin. Ya sen de küçücük bıçak almışsın kızım. Ne oldu? Hayır. Öldürmek istemiyor musun? Hayır. Bir daha gözüm karardı. Hayır. İşte her şey böyle başlar doktor. Ne olduğunu anlamazsın bile. Sevgiden soğudum. Yaranamazdır. Önce yaraladın, şimdi bastırıyorsun. Ya tedavi ediyorsun. Şimdi de iyilik meleğim uyandı içindeki. Ama doğru. Bak siyah beyaz. Nasıl? Güzel sahne. Tek. Tek bir adımda katil oluyordun.
Tek, tek bir adımla geçtin karanlık tarafa. Çok çabuk uyum sağladın. Kuyruğuna basılınca aslan kesildin bak. Bak. Deseydim tek seferde öldürürdüm seni, tek seferde. Şu adamını keserdim, olurdu biterdi. Doktorum ben, cerrahımı anladım ama yapmadım. Karım hoşluğuna geldi. Al bunu şimdi, kendin hallet, alışıksın zaten. İnkar etmek çözüm değil. Anladın mı? Yaşayarak öğrendim işte. Bazen kendini seçemiyorsun. Bir bakmışsın karanlıksın. Ah, ama ah. Kim yatacak kanepede? Ah, silah çıktı. Oh. Doğru sana soran da kabahat zaten. Senden kibarlık beklemek budalalık. Sessiz. Centilmenlik de sen var. İzliyor. Ne yapıyorsun sen ya? Sen niye her seferinde kapıyı çalmadan sessiz sessiz geliyorsun? Niye? Burası benim evim. İstediğim gibi girer çıkarım. Ben sana değil, sen bana alışacaksın. Ben niye sana alışıyorum ya? Niye ben sana alışıyorum? Sen alışılacak bir insan mısın? Şu haline bak, o kadar anormalsin ki. Hiçbir tanımlamaya, hiçbir betimlemeye sığmazsın sen. O kadar anormalsin. Allah. Öyle mi? Öyle. Sen aynada kendine baktın mı hiç? Şu haline bak, üstün, başın, her şeyin simsiyah. Evin simsiyah, ruhun, kalbin, her şeyin simsiyah. Özsaygı ne biliyor musun? Ondan da haberin yok. Evinde, banyonda bir tane kapı yok be. O senin kime saygın olacak? Annenle kız kardeşine nasıl konuştuğunu gördüm. Bir tane güzel söz söylemedin onlara, bir tane. Ne şefkat duygusu, ne acıma. Öyle bir mahluksun. Yani. Bu hayatta sevdiğin bir şey var mı senin? Tek bir şey. Evet, seviyorum. Tutturak. O da yapıştırma. Sen bu hayatta üç bacaklı bir köpeği sevecek bir adam değilsin. Ona acımazsın bile. Aha! Derdin ne, söyle bakayım bana. Ben bu evde seninle yaşamak istemiyorum. Yaşayacaksın, beğenirsen. Beğenmiyor işte. O zaman kapı taktır. Hayat benim, ev benim, keyif benim. Kimsenin bunu değiştirmeye gücü yetmez. Senin de. Sen de benim karım olarak ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşayacaksın, alışacaksın. Şunları İdil getirmiş. Üstünü değiştir, işimiz var, acele. Ay. Ay, evlilikten de soğudum şu an. Benim karım ki böyle giyinemez. Aa. Böyle içini gösteren şeyler giymeyeceksin. Böyle göğüs çatalı falan. Dokunma bana, ne yapıyorsun sen ya? Göğüs çatalı. Ayrıca ne münasebet, sen ne karışıyorsun benimle giydiğime? Sana mı soracağım, kimsin sen? Kocam, sen de benim karımsın. Sen ruh hastasısın, gerçekten ruh hastasısın. Ne getirdiysen onların arasından giydim işte. Meraklı değilim bu zırvaları giymeye. Tatlım. Aa. Sen yolunu mu kaybettin ya? Bas git işine. Ama işim yok ki benim. Defol git. Ama böyle zor kadın tehlikeli falan. Çok gerginsin sen. Sakinleş, rahatla. Gel beraber dolaşalım. Defol git! Her yerdesiniz be! Dağda, bayırda, şehirde her yerdesiniz! Geç girirseniz defol git! Tamam be! Sokakla... Allah belanızı versin sizin! Sokakla nasıl başlardın? Asmere! Asmere! Doktor! Ne? Nereye? Canımın istediği yere. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin. Niye? Niye? Ha niye? Sen Ayhan'ı arayıp ben Aslı'dan boşanmak istiyorum dedin mi? Dedin mi? Taşla geziyor. Dedin. Ama bunu benim yüzüme bakıp söylemeye cesaretin yok senin. O yüzden ben şimdi senin işini kolaylaştırıyorum. Daha ne istiyorsun?
Buraya gel, buraya gel. Bırak, ben seninle gelmek istemiyorum. Sana istiyor musun, istemiyor musun diye sormadım ben. Duydun beni? Sana istiyor musun, istemiyor musun diye sormadım. Hiçbir zaman sormadın ki zaten. Sormayacağım da! Alışmış olman lazım değil mi buna? Alışmadım. Alışacaksın o zaman. Alışmayacağım. Hiçbir zaman alışmayacağım. Senin bu tutarsızlığına, bu neydi belirsiz haline ve bu korkaklığına hiçbir zaman alışmayacağım. Yalnız, anladın mı? Bir şey bak, bu maço gibi, yalnız kadın da az değil yani. Hani onun böyle ezilen büzülen bir şey değil. Bilmiyorum. Bin şu arabaya. Hayır. Bin dedim şu arabaya. Hayır desem ne olacak? Ben olsam binerdim. Ne olacak? Ben sana söyleyeyim ne olacak? Ha evet, kolumdan tutacaksın, beni oradan oraya savuracaksın, sonra da arabaya tıkalayacaksın. Olacak bu. Ama ben savrulmaktan yoruldum Ferhat. Sıkıldım, anladın mı? Hoş savrulan ben değilim, sensin. Belli. Doğru. Bu da ispatı işte. O kadar yorulmuşsun, sıkılmışsın, bıkmışsın ki benden. Gidiyorsun işte. Benim üstümden kendini daha fazla dövme diye gidiyorum. Oldu mu? Bin şöyle be. Bin terapiyle başka yerde devam edersin. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır. Sana hadi. Senin benden önceki hayatını sen çok kolay idame ettiriyordun zaten. 3-5 tane emir cümlesiyle. Ha, hatta pardon kelime. Git, yat, kalk, otur. Simple erkek. Benden sonra ne oldu? Dilini hiç bilmediğin bir ülkede kayboldun. Çünkü konuşmayı bilmiyorsun. Konuşamadıkça geriliyorsun, gerildikçe kaçıyorsun. Çünkü sen kendini korktun ve aciz hissettiğin her yerden kaçıyorsun. Evet, özetledim. Ama isteseydin ben sana öğretirdim. Çoğu erkek böyle. Yapardım bunu. Canla başla yapardım. Yapma, yani I can fix it. Bazı kim değil can. Sendromu da bu. Yani yapmaya da gerek yok. Tam kardeşim ne derdim? Bin şu arabaya değil. Seni seviyorum. Aynen. Bin şu arabaya. Yok öyle artık. Ben de seni. Aaa. Eyvallah. Ben bitti demeden bitmez aslı. Toksik. Bitmez ya. Bak seni seviyorum. Şey, translate. Annen dediğin gibi. Kolundan tutup seni arabaya koyarım ben. Hiç anlamadım ki. Mireles burada mı? Kadına şiddeti canlı canlı geçiyor. Hayır, ben neyi görmüyorum? Söyle bakayım sen bana. Ben neyi görmüyorum yani? Neyi? Söyle. Seni sevdiğimi. Anladın mı? Seni sevdiğimi ben... Ben seni seviyorum. Salak. Aptal olma bak. Aptal olma. Yapma. Zaten ben bundan korkuyorum işte. Aa. Bir kadının seni sevmesinden mi korkuyorsun sen? Beter ol o zaman. Daha ne kadar beter olduğunu bilmiyorum ama... Oluruz yani, sıkıntı yok bizim için. Öyle mi? Çekse arabayı ineceğim. Saçmalama. Arabayı sağa çek, ineceğim. Saçmalama. Ben inerim. Sana saçmalama de. Alo! Kaç kızım bak, kaç diyorum sana. Bu sefer kaçabiliriz. Hayırdır, ne oluyor burada? Gidiyor. Bir şey oldu yok. Bana göre bir şey değişmedi ama. Bana göre değişti ama. Değişmeyecek. Masal bitti Ferhat. Bitti. Saçmalama. Bırak kolumu, acıyor. Acıyor, anladın mı? Acıyor. Burası da yanıyor. Anladın mı? Ay. Yanıyor. İyi, ne yapayım? İçinde olduğun cehennemi de yangını da kendin yarattın sen. Artık çok geç. Bana evet dediğin gün, kendini teslim ettiğin gün o ateşe sen attın kendini. Şimdi ya beraber yanacağız ya da beraber çıkacağız. Emredersin. İstemiyorum. Boş konuşuyorsun. Ama burası yalan söylemiyor. Ferhat'ı seviyorum diyor. Onunla ölürüm diyor. Onunla ateşe atlarım diyor. Ben burayı görüyorum. Masal bitti Ferhat. Git şimdi kime ne anlatıyorsan onu anlat, tamam mı? İstiyorsan benden önceki hayatına dön. Ne yaşıyorsan yaşa. Ama ben yokum.
Senden öncesi de sonrası da yok Aslı. Bunu anla. Artık biz varız. Böyle deyince böyle kalıyor bu da. Yalancısın. Asıl sen yalan söylüyorsun. Hadi. Söylesene. Tövbe. Seni sevmiyorum desene. Sapık herhalde. İstemiyorum desene. Şimdi gözlerimin içine bakarak. Söylesene. Bekliyorum, hadi söyle. Çok, çok bakışıyor. İn aşağı. İn şunu eve götür. Kaç tane ceset bırakmak istiyorsun arkanda? Bir, iki. Üç olsun. Üç olsun. Ben de bu manyakların içine düştüm. Ya vurun da kurslanma artık. Olur. Hadi. Bana uyar. Sık. Ben o sedyeyi yaptım zaten bir kere. Yapamam mı sanıyorsun? Ben çoktan öldüm. İyi. Birlikte yaşayamıyoruz zaten Ferhat. Gel birlikte ölelim, tamam. Hadi yap. Yapabileceğim mi? İki can taşıyorsun. Ne? Ha? Abi de. Benim canım kıymetli değil kızım. Benim için hiç fark etmez. Hadi yap. Yap. Hadi yap. Hadi sık. Bana sıktığın gibi sık. Gitme. Yapma. Gitme. Yapma. Gitme. Yapma. Biriniz bırakın diyorum. Toksik. Aşkım. Söyle aşkım. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Gerçekten iyi misin aşkım? Yalan mı söyleyeceğim sana? Aşk olsun aşkım. Aşkım çok heyecanlı. Galiba. Sevgi Hanım, Sahil Bey. Buyurun. Evet, biziz. Aşkım ve mucizem. Aşkım, dikkat et. Aşkım ve mucizemle doktorumuza geldik. Maşallah. Ben sizi tercih ederim yalnız. Bunun için daha güzel. Bu kadar toksik olmasına gerçekten gerek yok. Ama görüyorsunuz işte, böyle olunca da bir eğlenceli oluyor. Bir eğlenceli oluyor hayat. Bir aksiyon sorma. Siyah beyaz aşk. Bence erkek ve kadın farklı kutuplar gibi birbirini çeker. Toksik olunca çok kötü. Mesela böyle. Ama onlar memnunsa yapacak bir şey yok. Yani kadına şiddet aslında öyle diye açtım ama aşk hikayesi çıktı buradan da. Zaten aslında kadına şiddet cinayetlerinin temelinde aşk var zaten. Para yok. Yani aşk bunu yaptırabiliyor. Bir cinayet işletebiliyor. Şiddet içinde olabiliyor. Belki ilişkinin içindeki farklılık da bu şiddeti, dengesizlik de bu şiddeti doğuruyor olabilir. Erkek çok güçlü. Dedi ya bir yerde, hani anlatamıyorsun kendini. Böyle olunca patlıyorsun gibi bir şey söyledi. Ona katılıyorum. Belki de kullanmayı bilmiyor varsa da. Kadın daha zeki buluyorum kadınları. Ama yanlış kararlar verebiliyorlar yani. Bu kadar şiddetli bir ilişki bence devam ettirilmemesi, yani sağlıklı olan bu. Aksiyon, ne kadar aksiyonlu da olsa bence sağlıklı değil. Öyle gözükmüyor. Zaten belli yani. Yani geçen şey videosu onu dedim. Eşcinsellik videosu onu dedim. Bir sebep vardır ki istenmiyordur. Orada bir sebep vardır. Peki burada neden mesela isteniyor? O zaman burada da bir sebep vardır. Belki şiddet hoşlarına gidiyordur artık. Ne bileyim, bilmiyorum, anlamadım yani. Böyle bir eğilim de var biliyorsunuz. Mazolar. Hatta daha ağırları da var onların. Var yani böyle şeyler. Hani anlamak lazım. Biraz o ilişkinin içine girince anlayabiliyorsunuz bunu. Kötü sonuçlanırsa da onların artık seçimi. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yapma yapma dedim, gitti mesela. Yapacak bir şey yok. Göz göre göre de yanlışa giderse yok olur gider. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın.